Ramazan mı dedin? Neymiş? Ya şöyle söyleyeyim, Ramazan benim için tamamen stres demek. Çünkü her sene kilo alıyorum, her sene. Peki neymiş bu Ramazan ayı ve bu ay sonunda kutlanan Ramazan bayramı? Ramazan ayı gelince böyle her şey fol andası oluyor. Şaka be, ne andası olacak? Doşlantı yaşıyoruz biz. Ramazan ayı İslam'da Kur'an'ın indirildiği ay olarak bilinir. Bakara suresinin 187. ayetinde de Müslümanlara Ramazan boyunca oruç tutmaları emredilmiştir. Oruç tutarken mesela insanlar zayıflar değil mi? Ben de tam tersi, hep üstüne ekliyorum 5 kilo 10 kilo her sene. Yok, biz kilo almıyoruz. Fazla yemiyoruz biz zaten. Cimriyiz çünkü biz. Yengenle fazla para harcamak istemiyoruz yemek için. Almanya'da hiç olmuyor böyle Ramazan'ın tadı filan. Sadece ben oruçluyken agresif oluyorum biraz. Was? Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için bizim kullandığımız miladi takvimden kimi seneler 11, kimi senelerde 12 gün daha kısadır. O yüzden Ramazan ayı da bizim takvimimizde her sene 11 ya da 12 gün öne kayar. Aynı şekilde aradaki bu farktan dolayı kimi seneler 29, kimi senelerde 30 gün oruç tutulur. Aa bak, oruç dedin ya, otomatikman hemen karnım acıktı. Ha bu arada biz bu çekimleri hep iftardan sonra yapıyoruz. Elimdeki de aslında bir elma suyu, hani Yozgat'taki akrabalarım merak ederse diye diyorum. Dayı, merhaba. O yüzden oruç tutsak da aynı yiyoruz, tutmasak da aynı yiyoruz. Bu mübarek Ramazan ayı kimileri için daha da mübarek bir aydır. Mesela senelerdir Ramazan, Nihat Hatipoğlu'nun en fazla para kazandığı ay olarak tarihe geçmiştir. Aa yok, ben izleyemiyorum onu ya. Acayip içim daralıyor çünkü ne anlatsa ağlıyor adam. Bu kutsal ayın sonundaki Ramazan bayramı da 3 gün sürer. Hah işte bize de çocukken şeker bayramı diye öğretildi. O yüzden ben çocukken tüm Ramazan bayramı boyunca şeker yiyordum. Sevap diye. İşte bayramda öyle onkıl, tantı, anneanne, babaanne filan, opa, dede onları filan geziyoruz ama bu sene onu da yapamıyoruz biliyor musun? Çünkü korona var. Zaten bunlar bana bayram harçlığı da vermiyorlar ben büyüdüm diye. Full şay sıvaysı. Bayramlar geleneksel olarak aile büyükleri ziyaret edilir. Dargınların barışması ve düşmanlıkların ortadan kalkması da Ramazan bayramında Müslümanlardan istenilenlerdendir. Aile ziyaretleri dedin ya, işte orada yemek yeniyor. Hem de çok yemek yeniyor. Her yerde böyle sofralar kuruluyor. Ha bir de yemek yiyeceksin. Yemezsen ayıp çünkü. Yiyeceksin mecbur. Ondan sonra da tatlı geliyor. 4 kere ben bayramda şeker komasına girdim. Tatlılardan baklava üstüne baklava, baklava üstüne baklava. Ay stres oldum yine, emin olsun. Yok, bize kimse gelmiyor zaten. İstemiyoruz çünkü biz. Yengenle her sene böyle bir yalan bir bahane buluyorduk millet gelmesin diye. Geçen sene tam dedik, söyleyecek yalan kalmadı. Şansımıza üstüne pandemi geldi, yalnız geçirdik. Bu sene de öyle olacak, iyi oldu. Full kanka. Hazır yine bir Ramazan bayramının arafesindeyiz. O yüzden şimdiden herkesin Ramazan bayramını bir kutlayalım. Ehtiyet, hep beraber olamaz. Evet, hep beraber. Bir, iki, üç. Herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun herkesin şeker bayramı.